Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte basketbol gündemini değerlendireceğiz. Tabii ki transfer sezonu. Takımlar yavaş yavaş yeni sezon kadrolarını oluşturmaya çalışıyorlar. Hemen her gün bir transfer ismi duyuyoruz. Dilersen Kaan Kural Beşiktaş'ta başlayalım. Joe Alexander transferi duyuruldu. Hemen getirelim ekrana. Koç Duško Ivanović ile anlaşan Beşiktaş Son Fojepen. Şimdi de oyuncu kadrosunu şekillendiriyor. Siyah beyazlı ekip Maccabi Tel Aviv formasıyla Avrupa'da yıldızını parlatan Joe Alexander'la resmen anlaştı. 1986 doğumlu oyuncu NCAA'de West Virginia'da forma giydikten sonra NBA'de Milwaukee Bucks ve Chicago Bulls formalarını toplamda 67 kez terletti. 2014'te Maccabi Tel Aviv serüvenine başlayan Alexander burada öne çıktı. Sonrasında Dinamo Sassari ve Hapoel Holon'da forma giyen forvet. Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 13 sayı ve 5.3 rebound ortalamalarla oynadı. Beşiktaş Son Pojepen'de oyun kurucu arayışları da sürüyor. Banvit formasıyla ligimizde yıldızı parlayan ve geçen sezon Olimpia Milano forması giyen Jordan Theodore ile ilgilenen siyah beyazlılar, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle transferden vazgeçti. Bu pozisyona alternatif olarak Barcelona'dan Phil Pressey'e yönelen Beşiktaş Son Pojepen, yeni sezonda Birleşik Amerikalı oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş Son Pojepen Burak Can Yıldızlı ile de anlaştı. Anadolu Efes çıkışlı Yıldızlı son 3 sezon Büyükçekmece forması giydi ve Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 28 maçta 16.1 dakika ortalama süre aldı. Yıldızlı 4.7 sayı ve 2.7 rebound ortalamalar yakaladı. Sezonun en büyük değişimlerinden birini geçiren takımı şüphesiz Beşiktaş Son Pojepen. İvanoviç'te yeni bir yola çıkıyorlar bu sezon. Kadrolarını kurmaya çalışıyorlar. Bu transfer için ve genel olarak Beşiktaş için neler söylersin Kaan Kural? Valla daha önceki programlarda da bol bol konuştuk. Beşiktaş taraftarı için, Beşiktaş için daha doğrusu bu yaz hiç iyi haberler gelmedi. Yani baştan aşağı şu ana kadar alınan bütün kararlar, bütün hedeflemeler, bütün planlar beklentilerin çok altında. Bir kere hani doğruya doğru bu takımın hedefinin alt sıralardan playoff yapmak olduğunu, bunun bir başarı çıtası olduğunu bilmek lazım. Yani bu takım 6-10 arası bir konum için hesaplanıyor ya da öyle organize oluyor şu an itibariyle. Tabii ki Beşiktaş olduğunuz için çok daha ciddi bakabilirsiniz. Kendi dinamikleriyle bir ivme yakalayabilirsiniz vesaire ama kağıt üzerinde konuşuyorum ben. Beşiktaş dinamiklerinden bağımsız konuşuyorum. Gerek bütçe. Çünkü zaten Ufuk Sarıcı'nın yolların ayrılması da tamamen bu hedefin düşürülmesiyle alakalı. Ivanoviç konusunda çok konuştuk. Tekrar etmek istemiyorum ama çok büyük bir efsane olmasına rağmen o günleri çok geride kalmış ve çok ciddi demode kalmış bir koç. Geçtiğimiz yılı boş geçirmesi belki iyi olabilir. Kendini yenilemiş. Çünkü deha bozulmaz. Hani şey olabilir, eskiyebilir ama bozulmaz. O kendini yenilemişse eğer bu boş dışarıdan baktığı senede. Çünkü içinde, işin içinde olduğunuz zaman etrafı o kadar iyi göremeyebiliyorsunuz. Hı hı. Ama dışarıdan baktığı zaman belki bir yenileme olmuştur diye ümit ediyor Beşiktaşlar. Hep iyi haber almaya çalışıyorlar. Ama şu ana kadar mesela Jordan Theodore olsa çok iyi olurdu. Jordan Theodore çünkü yeni basketbol anlayışında, yani daha modern, daha verimli basketbol anlayışında merkez oyuncu dediğimiz oyuncu. Bir zamanlar dediğimde çok eski değil ama 5-6 yıl öncesine kadar, basketbolun icat edildiği günden 5-6 yıl öncesine kadar pivotla başlarsınız. Uzunla, yani pota koruyucusuyla. Daha sonra diğer pozisyonları onun etrafına şekillendirirsiniz. Ana gücünüz pivot olurdu her zaman. Yani tabii ki çok özel oyuncular vardır oyunun dengelerini bozacak ama oyunun merkezinde, yani ana yemek olarak her zaman pivot oluyor. Artık öyle değil. Artık top yönlendiren dış oyuncular, kısalar yani, ana yemek. Onun etrafını şekillendiren tatlısıydı, çorbasıydı vesaire diğer parçalar. Bu açıdan Beşiktaş için şu an, yani Jordan Theodore olsa ona iyi bir ana yemek olacaktı. Yani menünün bir baş tacı olacaktı ama olamadı. Ve şu anda hedeflenen oyuncular, gerçi transfer bitmedi ama yapılan transfer oyunculara baktığımız zaman DJ Strawberry'i de kaybetmiş. DJ Strawberry kalsa da o olurdu. Çünkü o tip bir oyuncu ve üstüne üstlük geçen seneki performansı Beşiktaş'ın çok problem yaşamasına rağmen çok tatmin ediciydi. 3 sene önceki şampiyonluğu kadar iyi. Kilit çözen isimlerden biriydi Strawberry. Ana karar verici. Ama Karşıyaka'da da birlikte aynı şekilde, aynı görevi vardı yine Ufuk Sarıcı ile birlikte. Ama sezonun sadece çok kısa bir döneminde yapmıştı. Hatta o yüzden devamlılığı sorgulanıyordu. Geçen sene
En çok sorgulanan, yani zaten yeteneği ve yaratıcılığı ve liderliği tartışılmaz. Fakat devamlı büyük sorundu. Geçen sene sezonun büyük hemen hemen hepsinde o devamlılığı da göstermişti. Ama Euroleague'e gitti o da. Gran Canaria'ya gitti. Ve hani iyi haber alamıyor Beşiktaşlar demin ama bu ilk iyi haber. Joe Alexander gerçekten iyi bir yan parça. Yan parça derken aslında ana rotasyon, ana parçalarından biri ama temel direk değil, öyle söyleyeyim. İyi bir tatlı diyelim sonuçta. Çünkü Joe Alexander NBA'ye ilk girdiği zaman, daha doğrusu ilk kolejden mezun olduğu zaman çok büyük bir yetenek olarak addedilmiş ve 8. sıradan draft edilmişti. Fakat pozisyonu yok. Yani 3'te oynayamıyor, 4'te oynayamıyor. Yani 4 için kısa kalıyor, güçsüz kalıyor, 3 için yavaş kalıyor denirken o araya sıkışan türde oyunculardan. Bunların binlerce örneği var basketbol tarihinde. Yani iyi bir oyuncusunuz ama pozisyonunuz tam belli olmadığı için araya, yani ne orada ne Musa'ya ne İsa'ya yaranamadığınız için ortada kalıyorsunuz. Fakat basketbol değiştikçe bu oyuncuların değeri çok arttı. Tam tersine artık bu hani 3'te değil 4'te değil oyuncuları dediğiniz oyuncular artık değersizken bu özellik artık artı değer kabul ediliyor. 3'te olmasın 4'te olmasın. Çünkü iki pozisyonda da oynayabiliyorlar. Aynen, aynen. Çünkü sürekli oyuncu değişiyorsunuz. O yüzden geçen seneyi de çok iyi geçirdi. İsrail Ligi'nde MVP oldu. Açık sağ oynayabiliyor, kendi toplu oynayabiliyor. Harika bir transfer. Gerçekten harika bir transfer. Ama Beşiktaş için iyi haberler bununla sınırlı bu sezon için. Devam edelim Pınar Karşıyaka'yla. Oradan da bir transfer haberi var. Pınar Karşıyaka'da Cameron Chatman'la anlaştı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından Pınar Karşıyaka, transferi iptal olan Antonio Campbell'ın alternatifini yine Amerika Birleşik Devletleri'nde buldu. Daha önce anlaşma sağladığı oyuncunun şehre gelmemesi nedeniyle transferden vazgeçen İzmir ekibi bu kez bir başka Birleşik Amerikalı forvet Cameron Chatman'la anlaştı. Kırmızı yeşilli kulüpten yapılan resmi açıklamada. NCAA ekiplerinden Detroit Mercy forması giyen ve 4 numaralı pozisyonda görev alan Cameron Chatman'la yapılan görüşmeler sonucu anlaşma imzalamış bulunmaktayız cümlesi kullanıldı. Bir Haziran 1996'da doğan ve lisede Columbia Christian Schools adına forma giyen Cameron Chatman, kolej kariyerinde ise iki farklı formayla parkeye çıktı. 2014 ila 2016 yılları arasında Michigan Wolverines adına ter döken genç basketbolcu, geçen sezonu ise Detroit Mercy'de geçirdi. 2018 NBA draftına girmesine karşın burada hiçbir NBA takımı tarafından seçilemeyen Cameron Chatman, geçen sezon NCAA'de parkeye çıktığı maçlarda 17.8 sayı, 8.3 rebound ve 2.1 asist ortalamaları tutturmuştu. Pınar Karşıyaka'da geçen sezondan daha farklı bir görünüme bürünmek istiyor. Daha iddialı olmak istiyor. Çok parlak bir sezon geçirdikleri söylenemez. Cameron Chatman için neden parlak söylersin? Derken küme düşmeden son anda kurtuldular. Ben yine biraz daha kibar söyleyeyim dedim Kaan abi. Peki Cameron Chatman için neler söylersin? Valla şu aşamada öyle çok büyük çıkarımlar yapmak doğru değil. Kolejdeki halini biliyoruz ama kolejden Avrupa'ya gelen oyuncuların çok ciddi uyum sorunları yaşayabildiğini... Bazen de tam tersine kendilerini ispatlamak için, hani kariyerlerinin daha başındayken son derece basketbol açlığı yüksek, basketbol iştahı yüksek, çok aktif olabildiklerini de görüyoruz. Şimdi Cameron Chatman'ın bir karar verici olmasını kimse beklemez. Zaten kolejde de karar verici değildi. Bu yaşta Avrupa basketbolunda, yani hücumların değerinin daha yüksek olduğu Avrupa basketbolunda da bir karar verici olmayacak. Ama atlet olarak da öyle müthiş bir atlet değil Cameron Chatman. Ama eğer şey olursa, yani gerçekten buraya iştahlı gelirse, Karşıyaka Koç gibi baştan aşağı çok atlet, çok yırtıcı bir takım kurmaya çalıştı. Bütün transferler de öyle. Cameron Chatman da bu yapıya uyuyor aslında. Eğer o havayı yakalayabilirlerse, onlara da tabii muazzam bir seyirci ve camia gücü var. O yırtıcılığı yakalayabilirlerse, sırf buradan yakalayacakları ivmeyle, sırf buradan yakalayacakları hamle avantajıyla önemli bir sıçrama yapar ama teknik olarak zayıf bir takım. Yani çünkü yani Cameron Chatman da açıkçası hani doğruya doğru düşük bütçeli takım arayan oyuncular arasında işte Campbell olmadı, iyi Chatman varmış, hadi onu alalım denilen bir isim. Gibi oldu. Yani öyle yani şimdi. Yani kolejden yeni mezun olmuş, Avrupa'da ne yapacağını bilmediğiniz, tekniği oldukça sınırlı bir oyuncuyu. Tamam, skorer evet, belli bir skor gücü var. En azından şey değil... Top, yani oyunun diğer alanlarına katkı verebilecek zihinsel devamlılığı sağlayamasa bile topla haşır neşir olabilmesi ve skor yapabiliyor olması çok büyük bir artı avantaj. Ama sonuç itibariyle
Bu çok yüksek vizyonlu ya da yüksek hedefli bir kadro değil. Ama uyumlu, yırtıcı bir takım. Ligin en saldırgan, en dikine oynayan ve en çabuk hücum eden takımlarından biri olmaya çalışıyorlar. En azından kadro öyle gözüküyor. Eğer bunu başarabilirlerse, tabii burada çok hata olacaktır. Oyuncu kalitesinin belli bir seviyenin altında olması çok hatayı da beraberine getirecektir. Ama onları zaman içinde aynı potada eritebilirlerse bu sene geçen seneden daha yüksek profilli bir takım olduğunu söyleyebilirim. Bütçesel olarak olmasa da uyum ve sinerji açısından. Oyuncu seçimleri konusunda da. Sinerjisi yüksek ya. Peki Fenerbahçe doğuşla devam edeceğiz. Nikola Kalinic çok seviyor sosyal medyayı kullanmayı ve yine sosyal medyadan bir mesaj göndermiş. Onları getirelim ekrana. Attığı tweetlerle birlikte aynı topun kullanılmasını istiyor özetle. Değil mi Kaan Kural? Evet. Tüm alanlarda, kulvardaki maçlarda aynı topun kullanmasını istiyor. Böyle bir tweet atıyor. Ona yanıtlar gelmiş. Onları da gösterelim şöyle kısaca. Tanıdık isimlerden. Mike James yazmış. Evet, ben de aynı fikirdeyim ve bunu bugün antrenmanda söylemiştim. Gerçekten haftanın ortasında topların değişmesi korkunç diyor Kaan Kural. Ne dersin? Michael Roll da %100 katılıyorum demiş. Bunlar topu elinde isteyen oyuncular. Onlar daha fazla daha fazla oynadıkları için onlar daha çok hissediyor. Ya çok haklı ya. Çok haklı. Bir de Jeremy Fargo'dan gelmiş. Lütfen çok fazla bir şey istemiyoruz. O da topu çok elinde isteyenmiş. Ya şöyle son derece haklı. Çünkü ya sonuçta toplar arasındaki fark bir sıradan insanlar için çok önemsiz. Hatta oyuncular için de çok önemli değil aslında. Yani çünkü o topların belli şeyleri var, standartları var. İşte ağırlıkları, genişlikleri, üzerindeki... Ama işte FIBA'nın, Euroleague'in hepsini farklı olunca... Evet, markaları vermeyelim ama işte değişik markalarla çalışıyorlar. Mesela çok uzun süredir FIBA ile Euroleague aynı markayla çalışırken Euroleague en sonunda NBA'in kullandığı markaya döndü. Arada başka bir marka devreye girmişti vesaire. Fakat bu marka, bir kere markanın da bir sürü topları var. Mesela Euroleague ile NBA aynı markayla çalışıyor ama farklı toplar bunlar. Şimdi toplar arasında aslında o kadar dramatik bir fark da yok. Yani bu konuda hani çok şikayet edecek böyle ekstrem bir durum da yok. Yani biri işte tamamen düz pütürleri yok, öbürü kauçuk, işte bir ara biliyorsun NBA'de sentetik top deneniyordu, oyuncular isyan etti olmadı. Öyle bir durum da yok. Birbirine gerçekten aralarındaki fark çok az. Ama basketbol ve özellikle bu düzeydeki basketbol biraz da hissiyat işi. Yani oyuncular topla o kadar haşır neşir ki o topun elindeki hissiyatının bile aynı olmasını istiyor. Çünkü sahada yaptığınız pek çok şey düşünerek değil, artık içgüdüsel ve otomatik güdülerle tetiklenerek yapılıyor. O yüzden onların o elindeki şeyle rahat hissetmesi, bu tamamen psikolojik bile olabilir. Bazen öyle bir şey oluyor ki aynı topu ver, üzerine başka bir renge boya, oyuncu psikolojik olarak bu aynı top değil diyor. Ya bunu yapmaya ne gerek var? Ya bunu yapmaya gerek yok. Yani oyuncular bunları toplar arasındaki fark çok az olsa bile, hatta dediğim gibi hiç olmasa bile gerek yok. Oyuncunun rahat hissetmesini istemen lazım. Özellikle de şimdi tabii işin içine ekonomik şeyler de giriyor ama en azından aynı markayı kullandıkları zaman bari aynı topu kullansınlar. O zaman herkes de en azından belli bir alışkanlık edinir. Çok büyük bir problem değil, yanlış anlaşılmasın ama... Ama zaten Kalinic de çok güzel, büyük bir problem gibi söylememiş bunu. Ama bunu daha uygun hale getirmek de çok kolay. Çok haklı Kalinic yani. Djordjevic'in açıklamalarıyla devam edelim. Sırbistan milli takım koçu Djordjevic, takıma gelmeyen oyuncular hakkında biraz sinirli açıklamalar yaptı. Son dönemde basketbol dünyasını fazlasıyla meşgul eden milli takıma gitmeyen yıldızlar konusu bu kez Sırbistan'la gündeme geldi. Balkan ülkesinin erkek basketbol takımının başında bulunan Saša Djordjevic, ulusal arenada forma giymeyi reddeden oyuncularla ilgili iddialı kelimeler kullandı. Ülkesinde yayın yapan Jurnal gazetesine konuşan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu şekilde düşünen oyuncuları hiçbir zaman anlayamayacağım. Kontratlar imzalandı, tatil bitti, hepsi enerji depoladı. Onları ekran başında değil de parkede benim önümde görmek isterim." açıklamasını yaptı. Milli forma giymenin her şeye rağmen bir zorunluluk olmadığını da belirten Saša Djordjevic, buna karşın her oyuncunun bu konuda daha istekli olması gerektiğini savundu. Deneyimli koç tüm bunların yanı sıra Miloš Teodosić ile Boban Barjanović'in milli takıma katılıp arkadaşlarıyla birlikte olacağına inandığını da belirtti.
FIBA 2019 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kapsamında Almanya, Gürcistan ve Avusturya'nın yer aldığı G grubunu ikinci sırada bitiren Sırbistan. İkinci turdaki L grubunda ise yine Almanya ve Gürcistan'la birlikte Yunanistan, İsrail ve Estonya ile karşı karşıya gelecek. Gerçekten Arda'nın seslendirdiği gibi son dönemde basketbolda en çok konuşulan şeylerden biri milli takıma giden ve gidemeyen oyuncular. FIBA EuroLeague arasındaki bu anlaşmazlık. Djordjevic de bazı açıklamalar yapmış. Katılır mısın? Ya şöyle bir kere bu sorunu temelde FIBA yarattı. Yani bu problemi. Hani geçtiğimiz programda da konuştuk biz bunu. Hani basketbolda Dünya Kupası elemeleri futbol gibi yapamazsınız bunu. Çünkü basketboldaki oyuncu havuzu futbol gibi değil. Hani bugün Türk milli takımında işte erkek futbol milli takımında belki de 50 tane oyuncu var seçebileceğiniz. Veya Fransa, İngiltere'de falan da öyle. Fakat basketbolda öyle değil. Basketbolda 2-3 oyuncunun üzerinden dönüyor her şey. 2-3 tane çok özel oyuncunun etrafına kuruluyor. Bak bizde mesela Cedi Furkan Ersin olmadığı zaman çok ciddi bir skorer problemi yaşıyoruz. Bizim İsveç'e inmemizin tek sebebi sayı atamadık bir türlü. 60-58 miydi ne bitti yani. Hiç skora ulaşamadık. Keza en iyi ve tamamen oyunun etrafında döndüğü oyunculardan yoksun kalınca bu takımlar ortaya açıkçası kendi milli takımları kimliklerini de yansıtamıyorlar. Yani yok içsiz bir Sırbistan'la yok içli bir Sırbistan arasında o kadar büyük bir fark var ki. Keza Furkan Cedi'yle bir Türk milli takımıyla Furkan Cedi'yle. Bir izleyici olarak da daha güçlü takımların maçlarını izlemeyi her zaman tercih ederiz. Ya FIBA'nın asıl amacı milli takım mücadelesini yılayarak milli takım şeyini artırmak diyeceğim. Ama bu tam tersi etki yaratıyor. Milli takımlar yazları bir araya gelen ve tam güçle mücadele eden takımlar. Ha Djordjevic diyor ki milli takımda yer almak her zaman bir öncelik olur. Ya bir kere bir oyuncu bunu herhangi biri, Türkiye'de fark etmez, Sırp hiç önemli değil. Milli takımda oynamak istemiyorsa burada oturup oyuncudan çok insanların kendi kendini bir durumu incelemesi lazım. Milli takım forması bir oyuncunun ulaşabileceği en yüksek başarı mertebesi olmalı. Yani atıyorum NBA'de MVP seçilmek, EuroLeague'de en iyi 5'e seçilmek gibi bir şey. Ben milli takıma seçildim. Bu eğer bu manevi etiket, manevi ünvan, manevi gurur değerini örselenmişse değeri onu baştan bir sorgulayacaksın. Ve açıkçası gelmek istemeyen, bir şekilde gelemeyen, haklı veya haksız önemli değil, bencilce veya değil, bazı oyuncuların gerçekten sebepleri oluyor. Mesela çok devam eden sakatlıklarını tamamen dinlenerek geçirmek istiyorlar. Sezon ortasında kendilerini Kasım'a kadar hazırlarken her oyuncunun bir vücut temposu var. Vücut temposunu mesela Ağustos'ta çok düşürmek istiyor ki Ekim'de artsın. Milli takıma gelmek onun bütün vücut temposunu bulacak. Bunu da söyleyebilir. Bu haklı da olabilir, ona demiyorum. Fakat herhangi bir şekilde ya bu milli takıma gelmesem diyen oyuncuya kesinlikle çok teşekkür edip Bir daha şöyle, önemli değil bir daha da. Çok teşekkür edip sen şu ana kadar verdiğin hizmetler için çok teşekkür ederim. Her zaman gelebilirsin deyip milli takımın değerini düşürmemek lazım. Bu Sırplar için de geçerli, bizim için de geçerli. Ömer Faruk konusunda biraz böyle bir şey yaşandı mesela. Ya o konuda da konuştuk. Yani dünyanın en saçma şeyi o yani. Kaldı ki bugün 12 kişilik milli takımı toplasak biz Ömer Faruk belki 12'ye giremeyecek zaten. Fakat mesele Ömer Faruk'a ceza vermek değil ki. Ömer Faruk'un babasının açıklamaları da var. Haklı olabilir. Hiç işte bu vize probleminden dolayı. Orası önemli değil. Bu tartışmaya girerseniz, milli takımı bir mecburiyet haline sokarsanız veya gelmeyenleri bir şekilde suçlarsanız, o zaman milli takımın değerinden götürüyorsun. Boş ver. Gelmeyenlere şu ana kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür edilir. Bir daha geleceğiniz, bir dahaki davet sürümünde tekrar değerlendirilir. Bazen belki çağırırız, belki çağırmayız. Ama milli takıma gelmiyorsan sen kaybediyorsun. Yani. Çünkü alabileceğin bir sporcu olarak kazanabileceğin maddi kazanımlar dışındaki en önemli manevi kazanımlardan biri bu. Bu statüyü asla bozmamak lazım. Hani Djordjevic de haklı sonuçta oyuncu sanırım ama buna gerek yok yani. Bu bir çözüm değil çünkü. Bu bir çözüm değil. Pek çok oyuncu da çok haklı sebeplerle milli takıma gelemiyor. Yani mesela şimdi atıyorum Bogdan Bogdanovic diyor ki ya kardeşim 2019'da Dünya Kupası var. Geçen sene şey vardı. Dünya Avrupa Şampiyonası. Final işte bir önceki sene Olimpiyatlar vardı. Olimpiyatlarda final oynayan takımın en önemli oyuncusuydum ben. Dünya Kupası gelirse de sonuna kadar oynayacağım diyor. Ama bu yaz vücudumu dinlendirmem gerekiyor diyor. Şimdi ben düşünüyorum, tamamen buna bir kulüp gibi bak. Bogdanovic'in dinlenmesi belki de daha iyi.
bu yaz. Bu yaz gelmesin abi. Kendine baksın bu yaz, o vücut temposunu iyice ayarlasın. Ekim'de başlasın, böylece Dünya Kupası'nın yapılacağı Eylül ayına gelecek, Eylül'e geldiğimiz zaman tam güçle gelir milli takıma dersin. Ya buna gerek yok ki yani. Devam edelim. Geçen sezonun en çok konuşulan ismiydi Luka Doncic. Yaptığı, gösterdiği performansla birlikte Jasikevičius onunla ilgili açıklamalarda bulunmuş. Övgü dolu tabii ki, getirelim ekrana. Geçtiğimiz sezon Turkish Airlines EuroLeague'de sürpriz bir şekilde CSKA Moskova'yı saf dışı bırakarak Avrupa üçüncüsü olan Žalgiris Kaunas'ın koçu Sorunas Jasikevičius 2017-2018 EuroLeague MVP'si olup bu sezon Dallas Mavericks forması giyecek olan 19 yaşındaki genç yıldız Luka Doncic hakkında konuştu. Doncic'in muhteşem bir oyuncu olabilmek için gereken her şeye sahip olduğunu belirten Jasikevičius, "Doncic muhteşem bir oyuncu, buna şüphe yok. Onu diğer oyunculardan ayıran şey, yaşına göre normal olmayan bir şekilde oyunu iyi okuyor olması. Öğrenilemeyecek şeyleri görüyor. 30 yaşındaki bir oyuncu bunu kolay kolay öğrenemez ama Doncic için bu çok normal bir durum gibi. Doncic'in EuroLeague'de yaptığı şeyleri yapabilecek fazla oyuncu yok," diyen tecrübeli koç. "Kolejden gelen ve draft edilen oyuncularla karşılaştırılıyor. Kolejden gelen oyuncuların onun yaptıklarını yapma ihtimali yok. Ben bütün organizasyonlarda oynadım. EuroLeague'in ne kadar çekişmeli bir organizasyon olduğunu biliyorum. Bu yaşta kulübü için yaptıkları inanılmazdı," ifadelerini kullandı. Öte yandan Luka Doncic'in bir diğer Real Madrid efsanesi Drazen Petrovic ile karşılaştırılması konusuna da açıklık getiren Jasikevičius, "Drazen ve Luka bir şekilde karşılaştırılabilir. Doncic ondan daha uzun. Drazen ise zamanının en iyi şutörü. Farklı dönemde oynuyorlar fakat aynı kalitede ve yetenekli oyuncular. İkisi de skorer ve besleyici oyuncular. Bana göre Luka'nın kariyerinin NBA'de nasıl şekilleneceğini görmek ilginç olacak," diyerek sözlerini tamamladı. O zaman Jasikevičius'tan feyz alarak sorayım ben de. Doncic'in kariyeri NBA'de nasıl şekillenecek? Valla önceki Jasikevičius'a geri dönersek şey konusu çok haklı. Yani bugün onun önünde seçilen işte DeAndre Ayton'lar, Marvin Bagley'ler, bu seneki draftta Doncic'le birlikte hani iyi üst düzey oyuncu olması bekleniyor. İşte Knox öne çıktı son dönemde, Colin Sexton'lar. Bunların hiçbiri Doncic'in yaptıklarının yanına bile yaklaşamaz. Çok haklı o konuda. Fakat bu tek başına en önemli kriter değil. Bir kriter ama en önemli kriter değil. Çünkü Doncic'i Avrupa'da basketbolu öğrenerek, daha 16 yaşında ACB'de oynayarak zaten Avrupa'daki basketbol felsefesini, oradaki sorumlulukları almış bir oyuncu. Yani o 16-17 yaşından itibaren yetişkin bir oyuncu gibi davrandı. Bu kolejden gelen oyuncuların çoğu yetişkin gibi bir oyuncu gibi davranmak zorunda değil. Onlar hala altyapı oynuyorlardı. O yüzden bir oyuncunun A takım kariyerine çok erken başladığı için Doncic bu halde zaten. Ha, potansiyeli de çok yüksek. Ama açıkçası ben onun bir süper yıldız olması konusunda soru işaretleri barındırıyorum. Çünkü burada onu değerli kılan birçok şeyin NBA parkesinde daha zor olacağı ortada. Mesela burada tektir, yani oyunun iki tarafına da oynayabiliyor, yani şey yapabiliyor, sahana da sonuna da gidebiliyor. Ama burada atletizm ve fiziğiyle yapabildiği pek çok şeyi orada yapamayacak kolay kolay. Yani fizik gücü biraz daha geride kalıyor NBA'ye aynen göre. Aynen ve burada atlet bir oyuncu olarak alınırken NBA'de pek atlet olmayan oyuncular sınıfına düşüyor. Atletizm seviyesi yükseldiği için. Ha, tekniği çok yüksek, oyun bilgisi çok yüksek. Buralarda hala çok etkili olur. Ben ama hani onun All-Star olabileceğini, ama All-Star'ın yani bir tık üzerine geçip hani bir Ginobili, yani maksimumunu Ginobili olarak görüyorum. Maksimumunu yani. Hani bir Nowitzki seviyesini atlayamayacağını düşünüyorum şahsen. Ginobili olmakta da hiçbir sakınca yok. Zaten muazzam bir şey yani sonuç itibariyle. Çünkü önemli bir takımın ana parçalarından biri olabilecekse şampiyonluk yarışındaki, bu zaten yeterli. Ama şu ana kadar geçen sene o yaştayken EuroLeague şeyi oldu, MVP'si oldu adam. Ama onun da dışında yani takımın çok uzun süre yuyu olmadığı tabii için tek sorumluluk alan ismiydi. En büyük sorumluluk alan daha doğrusu. Jasikevičius o konuda haklı. Bunların hiçbirini aynı draft senesindeki oyunculardan biri yapamaz. Ama bunların aynısını NBA'de yapamayacak kolay kolay. Bir kısmını yapabilecek Doncic. Ve aynı sene seçilen oyuncuların bazıları A takım seviyesinde yetenekleri başka türlü kullanılacağı için zamanla çok daha serpilecekler. Peki geçen sezon draftında seçilen oyuncuların NBA'de nasıl bir sezon geçirdiğine dair bazı haberler derledik, getirelim ekrana. NBA'de geçen sezon birçok vurucu çaylak performansına sahne oldu.
Ben Simmons, Donovan Mitchell ve Jason Tatum gibi isimler yalnızca normal sezonu etkili geçmekle kalmadı. Playoff'larda da fark yarattı. Hatta Sacramento Kings'in 5. sıradan seçtiği De'Aaron Fox, bir önceki sezon yılın çaylağı ödülünü alan Malcolm Brogdon'dan daha yüksek sayı ve asist ortalamaları yakalamasına rağmen en iyi ikinci çaylak 5'e dahi giremedi. Durum böyleyken 2018 sınıfının böylesi kuvvetli bir dönemi yakalaması hiç kolay gözükmüyor. Ancak DeAndre Ayton, Luka Doncic ve Trae Young gibi isimlerde büyük umut vaat ediyor. New York Knicks'in antrenman tesislerinde geleneksel çaylak fotoğraf çekimi için buluşan bu 2018 sınıfı, aynı zamanda NBA.com'un çaylak anketindeki soruları yanıtladı. 36 oyuncunun oy kullandığı ankette, yılın çaylağı kim olur sorusunun cevabında %18'er oy alan DeAndre Ayton ve Colin Sexton başı çekti. Onları Luka Doncic ve Kevin Knox izlerken, asıl şaşırtıcı olansa bir başka soruydu. Hangi çaylak en iyi kariyere sahip olur sorusunda Wendell Carter Jr. %13 oy oranıyla zirveye çıktı. Okyanus ötesine Real Madrid'den geçiş yapan Luka Doncic ise tek bir oy dahi alamadı. Doncic'in hali hazırda 3 İspanya Ligi, 1 Euro Lig ve 1 de Slovenya milli takımı ile elde ettiği Eurobasket şampiyonluğu bulunuyor. 1999 doğumlu yıldız, aynı zamanda geçen sezon hem Euro Lig hem de İspanya Ligi'nde en değerli oyuncu ödüllerinin sahibi. Evet, ankette Doncic çok yer bulamamış Kaan Kural. Sana katılıyor galiba diğer çaylaklar. Ya cuma günü konuşmuştuk. Bu biraz şeyle ilgili. Dünyayı bilmekle ilgili. Avrupalılar mesela Amerikalı kolej oyuncuları bilmiyorum. Amerikalı kolej oyuncularının EuroLeague'de ne bittiğini bilmemesi kadar doğal bir şey yok. O Amerikalıların kendi dünyalarıyla mesela coğrafyayı da hiç bilmezler. Evet. Yani Fransa nerede desen Asya'nın ortasında gösteriyorlar. Sadece Amerika'yı ve Kanada'yı biliyorlar. Ay, bir de Meksika'yı biliyorlar. Aşağıda Meksika, yukarıda Kanada. Bunu biliyorlar. Yani şimdi bu bir ülke kültürüyle alakalı bir şey. Kimsenin Doncic'e karşı bir tepkisi ya da onu dışlamışlığı falan da yok. Mesela Wendell Carter Jr.'ın birinci olması da çok saçma. O yaz ligini iyi geçirdi diye. Yoksa onların arasındaki en potansiyel oyuncu da Wendell Carter Jr. değil. O yüzden yani bu ankete çok oyuncuların hani kendi bakış dar bakış açısıyla baktığı bir anket demek lazım. Yoksa mesela ne Wendell Carter Jr. ne Knox öyle çok 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 büyük beklentiler olan, kolejden öyle patlama yaparak çıkan isimler değil. Yaz ligini iyi geçirdiler. Hı hı. En son ellerindeki turnuva o. Yaz ligini Doncic oynasaydı hepsi Doncic'e oy verirdi. Yani yoksa ne Wendell Carter Jr.'ı çok seviyorlar ne Doncic'i sevmiyor değiller. Tanımadılar. Aynen, tanımadıkları yani. Bunu biliyoruz. Ben gördüm onu, yaz liginde iyi oynuyor, iyi topçu o diyorlar. O olay ondan ibaret yani. James Nunnally'nin açıklamalarıyla devam edeceğiz. Nunnally'de Minnesota'ya transfer oldu. Nasıl bir sezon geçireceğine dair, neler öğreneceğine dair açıklamaları var. Getirelim ekrana. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden, ardındansa NBA yolunu tutan James Nunnally, transferin detaylarını kulübün resmi sayfası aracılığıyla duyurdu. Minnesota Timberwolves'un dış şuta ihtiyacı olduğunu ve tarafların bu sayede bir araya geldiğini söyleyen 29 yaşındaki Nunnally, "Timberwolves batıda yükselen bir takım. Savunma ağırlıklı bir koçtan öğreneceklerim olduğunu düşünüyorum. Bu takıma uygunum." dedi. Son iki sezonu Avrupa'nın en büyük kulübünde geçirdiğini söyleyen Nunnally, "Fenerbahçe'deki rolüm içinde hem rakibin en iyilerini savunmak hem de boş şutları sokmak vardı. Minnesota'da da bu özelliklerimle faydalı olacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Geçen sezon Turkish Airlines EuroLeague'de 29 maça çıkan Nunnally, 9.3 sayı ve 2.1 rebound ortalamalarla oynamıştı. Yıldız oyuncu ayrıca EuroLeague'de %55.4 ile üçlük isabeti yakalıyordu. Savunma yönünü geliştireceği yönünde açıklamaları var. Katılır mısın? O biraz mesaj yani koça. Ben savunma yapacağım koç, elimden geleni yapacağım diye ama Nunnally üst düzey, yani kötü değil, yanlış anlaşılmasın ama üst düzey bir savunmacı olamaz hani NBA'de. En iyi özelliği savunma değil yani. Fakat bu takıma uygun olduğu çok doğru. Çünkü bu takımın yani Minnesota'nın en büyük ihtiyacı nokta şütör. Çünkü Wiggins iyi bir şütör değil, Jimmy Butler iyi. Yani, şut atıyorlar ama iyi şütörler de. Takımın en iyi şütörü Karl Anthony Towns yani, öyle düşünmek lazım. Jeff Teague öyle değil. Yani bu takımın en büyük ihtiyacı sahaya açabilecek öyle bir nokta şütör. Geçen sene %55.5'la inanılmaz üçlük attı. Bu performans sürdürürse bu takımın en çok ihtiyacı olan şeye yanıt vermeyecek. Sorun şu ki Thibodeau onu oynatmayacak.
Thibaut'u bu çünkü. Yani Thibaut'u bilmiyor muyuz yani? İnşallah değişmiştir, ayrı konu. Değişmemişse zaten muhtemelen Thibaut'u sezonunu da tamamlayamayabilir. Çünkü oyuncularını çok fazla yükleniyor ve istediği performans da alamıyor. Fakat 5 oyuncu belirliyor. 43 dakika. Ve hep öyle. Onlar. Evet, 5 dakika diğerleri. Ve bir ara mesela şey sakatken, Butler sakatken bir elitse rotasyona girmişti. 30 dakika oynuyordu. İyi de oynuyordu. Sonra iyileşir geçmez Butler tekrar 5 dakikalar vermeye başladı. O yüzden Nunn'ın yani formu alması falan da çok kolaydı. Ama teknik olarak çok haklı. Çok uyuyor yani. Tabii bu takımın en çok ihtiyacı olan rol belki de nokta şudur. Vince Carter'la devam edelim. Bir transfer haberi de oradan geldi ve Atlanta Hawks'la anlaştı bir yılına. Bu transferi nasıl değerlendiriyorsun? Yaş 42 ya. Evet. Ya şöyle çok güzel yaşlandı ya Vince Carter. Yani güzel yaşlanan oyunculardan biri ki gençliğinde yeterince rekabetçi olmadı. İyi bir sporcu kişiliği taşımadığına dair ve o yüzden yeteneğini heba ettiği söylenirdi ki öyle gerçekten de. Hatta Toronto'dan ayrıldıktan sonra Toronto'da kendimi çok zorlamadım falan demişti. Yani biraz hafif çıt kırıldığımlığı da vardı ama yani o kadar doğal bir yeteneğe sahip ki çok özel bir oyuncu oldu hep. Fakat yaşlılığında bütün o mental kırılganlıklarını, bıkkınlıklarını bir kenara bırakıp daha kısıtlı bir rolde çok daha olgun, çok daha hem performans olarak yan rolde, küçük rolde yardımcı hem de aynı zamanda takıma abilik ve rol modelliği konusunda da çok önemli bir örnek oldu. O yüzden çok güzel yaşandı. Oynasın zaten. Hala son derece o kadar zarif ve akıcı bir oyunu var ki tamam eski atletizmi de vesaire değil ama o akıcılıkla hala bir şeyler üretebiliyor. Üretebilen oyuncunun değeri zaten çok yüksek. Artı takıma, Atlanta zaten takımı sıfırlamış durumda. Deniz Schroeder'i bile yolladılar ki en önemli oyuncuların oyuncularıydı. O sıfırlanmış takıma bu Trey Young'a, işte Torian Prince'e, genç oyunculara abilik etmek açısından da çok iyi bir rol model. Çok doğru bir yere gitti yani. Zaten bu sezon oynayacağı 8 ile 12 dakika arası bir şey. Ama orada da şey değil hani etkili yani, söylediğini aman abi Vince abimiz de 2 dakika oynasın diye değil. O dakikalarda da isteneni verecektir zaten. Peki Vince abimizin şöyle bir en iyi dönemlerini hatırlayalım mı hep birlikte? Peki Vince Carter'ı izliyoruz. Gerçekten muhteşem. Carter. Kobe ile devam edelim. Kobe Bryant'ın basketbola geri dönüp dönmeyeceği üzerinden bayağı bir tartışma vardı. Bayağı bir yazı çıkmıştı ama bu yazıya, beklentilere Kobe Bryant'tan son nokta geldi ve Kobe Bryant dönmeyeceğim dedi. Basketbol dünyasında bir süredir gündemi meşgul eden Kobe Bryant parkelere geri dönüyor iddiasına yalanlama birinci ağızdan geldi. We are running the train. We absolutely are. And the Amerika Birleşik Devletleri'nde The Rich Eisen Show'a katılan efsane basketbolcu Kobe Bryant, burada yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı olduğunu ve böyle bir ihtimal bulunmadığını belirtti. Emekli olduktan sonra bir kez bile geri dönmeyi düşünmediğini söyleyen Kobe Bryant, böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali sıfır. Bir daha basketbol oynamayacağım. Bitti. Bu kadar.
sözleriyle tüm söylentilere nokta koymuş oldu. Basketbolu bıraktıktan sonra emeklilikte ne yapacağını bilemez, geri döner yorumlarının yapıldığını belirten yaşayan efsane. Bunu kişisel bir meydan okuma olarak kabul ettim. Basketbol asla geri dönmeyeceğim. Biz sporcuların daha fazlasını yapabileceğini göstermek istiyorum. Sözleriyle açıklamasını noktaladı. Kobe Bryant'la takım arkadaşlığı yapmış Shaquille O'Neal ve Matt Barnes gibi isimler efsane basketbolcunun yeniden parkelere dönebileceğini iddia etmişti. Kobe Bryant ise basketbol kariyerini noktaladıktan sonra kendi hazırladığı bir proje sayesinde en iyi kısa film dalında Oscar dahi kazanmayı başarmıştı. Yani Kobe Bryant'ın döneceği yönündeki haberlerin biraz reklam olduğu kanısındayım ben ama o da tekrardan nokta koymuş aslında. Yani şöyle hem biraz reklam biraz da birilerinin iyi temennisi diyelim. Ama adam MVP ödüllerini Oscar'lar almaya başladı artık başka ödüllerin peşinde. Bir de zaten söylemiş artık kişisel bir şey haline getirdim bunu, takıntı haline getirdim bunu diye. Artı yani çok ağır bir sakatlık geçirip aşil tendon sakatlığından sonra döndükten sonra eski gücünde olmadığının kendisi de farkında. Yani belki son maçında 60 sayı attı ama biliyorsun 60 şut atarak yaptı onu. Yani. Kobe en iyi olmayacaksa dönmek istemez zaten. Artı o kadar zaman geçti yani gerek de yok. Bambaşka bir yönde kendini ne kadar emek verdiğini biliyoruz. Anlatıyorlar yani sabah 6'da iş yerine gidiyormuş yani. Hani bir yapım şirketi var. Hani Oscar alınca tabii çok dikkat çekti ama onun dışında onlarca iş yapıyorlar orada. Çok ünlü bir yapım şirketi olan Pixar'ın en önemli animatörlerinden birini kadrosuna kattı. Yani resmen 15-20 milyon, 30 milyon dolarlık bir şirketin başında ciddi ciddi o işi başarılı kılmak için. Artık kendi kariyerini o şekilde devam ettirmek istiyor. Aynen, bambaşka bir alanda çok emek veriyor şu anda. NBA'de kural değişiklikleri kapıda sanıyorum Kaan Kural. Önce bu kural değişikliklerinin neler olduğuna bakalım. Sonrasında bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini konuşalım. NBA'de kural değişiklikleri konusu tartışılıyor. Yahoo Sports'un haberine göre NBA'de yönetim kurulu ilerleyen günlerde 2018-19 sezonu için gündemde olan 3 kural değişikliğine yönelik oylama yapacak. Bu olası kural değişiklikleri arasında alınan bir hücum ribaundu sonrası hücum süresinin 24 değil 14 saniye olarak yeniden başlatılması da yer alıyor. Bilindiği üzere Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines Euroleague'de hücum ribaundunu alan takımların hücum süresi 24 saniyeden değil 14 saniyeden tekrar başlıyor ancak NBA'de durum böyle değil. Ligin organizasyon komitesi oy birliğiyle söz konusu değişiklikleri yönetim kuruluna tavsiye olarak sunmuştu. Bu tavsiyeler arasında ayrıca Clear Path Foul olarak bilinen kuralında basitleştirilmesi ve pozisyonun yeniden izlenmesine yol açacak sportmenliğe aykırı hareket tanımının da genişletilmesi yer alıyor. Oyuncular arasındaki basketbolun doğasına aykırı sürtüşmeler veya bir oyuncunun başka bir oyuncuya bilerek veya sert biçimde zarar verdiği veya zarar vermeye çalıştığı durumlar NBA'in mevcut kural kitabında bu tanımın içerisinde yer alıyor. Yönetim kurulu 20-21 Eylül tarihlerindeki toplantılarda bu değişiklikleri oynayacak ve oylamadan alınacak sonuca göre kuralların geçerlilik kazanması için ligdeki takımların 3'te 2'sinin onayı gerekecek. Önce kural değişiklikleri mantıklı mı mantıklı değil mi onu sorayım. Sonra da sence gerçekleşir mi onu sorayım. %95 gerçekleşir. Çünkü bu rekabet komitesi diye bir komite var. Oraya geldiyse bu kurallar zaten onlarca elemeden geliyor. Çok dramatik bir şey. Yani bazen tabii çok ciddi kural değişiklikleri oluyor. Orada görüş ayrılıyor. Ama bunların bu üç kural değişikliği de bir süredir konuşulan ve oyuna dinamizm getirecek şeyler direkt kabul edilir. Zaten rekabet komitesinden kabul edildiği zaman takımların 3'te 2'si oyu gerekiyor diyor ama 3'te 2 takımlar direkt oy veriyorlar ona. Çünkü rekabet komitesinde de kendi üyeleri var. Onlar o teknik işlere hiç karışmıyorlar genelde. Çok özel bir durum olmadığı sürece. Bu üç kural da %99 kabul edilecek. 24 saniye hücum rubandan sonra sürenin 14'e düşmesi oyunu daha dinamikleştiren bir şey. Bunun hani şu ana kadar olmaması zaten biliyorsun Avrupa'da öyle zaten. Tabii. Şu ana kadar NBA'de olmaması biraz şaşırtıcı. Oyunu sürekli hızlandırmak isteyen NBA'in. NBA biraz geç kalsa da buraya geçti bu yöntem. Yani Avrupa'nın yaptığını geçti. Açık sahada yapılan fouller zaten çok tartışma konusuydu. Gene oyunun dinamizmini artırmak, işte o bizim Yugoslav foul dediğimiz oyunun temposunu tamamen düşüren, taktik anlamda başarılı olsa da görsellik anlamında, izleyici deneyimi anlamında son derece, yani taktik anlamda çok başarılı bir şey savunma anlamında ama izleyici deneyimi olarak düşük bir şey olduğu için bu da NBA'nin hiç istemediği bir şey. Onu da değiştirecekler, onun da hiç şüphe yok. Ben bütün üç kuralına geçeceğini düşünüyorum şahsen. O zaman sorulara geçelim. Geçelim. Sorularla devam edelim. Sizlerin Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle Twitter'dan bizlere ulaştırdığınız sorulardan seçtiklerimiz var. Getirelim tek tek ekrana.
Bu sene Euroleague'de yapılan en iyi bireysel hamle sizce hangisidir? Teşekkürler demiş. Bireysel hamle... Valla herhalde David Blatt ya. Yani şeyden dolayı bu arada. Yani David Blatt zaten çok değerli bir koç. Ayrı konu da. Olympiakos'un kendisine çok 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 büyük başarılar kazandıran ve artık kimliği olan düzenin dışına çıkması gerekiyordu. Ve bunun için hele ki Spanulis hala simge bir isimken bunu yolda hem rekabetçiliği kaybetmeden hem bu kültürü baştan aşağı, yani oyun kültürünü baştan aşağı değiştirebilecek bir koçu bulmak hiç kolay değil. Blatt eldeki malzemeyi en kısa sürede sonuca dönüştürebilmek açısından çok değerli bir koç. O yüzden hani belki Avrupa'nın en iyi koçu tartışmasını yapmıyorum ama şu anda Olympiakos'un en çok istediği ve Olympiakos'un yaşamaya çalıştığı değişimi, çünkü Olympiakos şeyi gördü. Bu artık oyunu boğarak, savunmayla bir yere kadar gidilebiliyor. Onları tanımlayan konu bu. Kendi ana varoluş şeylerini, tanımlarını değiştirmeleri gerekiyordu. Kolay değil bu. O yüzden Blatt bunu yapabilecek en iyi koç. Ben o yüzden Blatt diyorum. Çok da güzel bir sezon geçirdi Zaçka ile birlikte. Bu arada çok iyi transferler de yaptılar. Yani Williams, Goss, Axel Tupan çok iyi transferler. Wilbekin de bence çok iyi hamle. O da iyi hamle gibi. O da iyi hamle de onu nasıl kaçırdık biz Türk? Yani hele milli takımda da almışken ligimizden onu kaçırmamız çok çok büyük talihsizlik. İzlemesi de çok keyifliydi. Takıma verdiği katkının gelişimine şahitlik etmek de gerçekten çok keyifliydi. Peki devam edelim sorularla. Benim kafamda deli sorular var. Öncelikle Clay ve Kawhi seneye Lakers'ta diyorlar. İkincisi Melo bu sene bench'e çekilir mi? Üçüncüsü ve sonuncusu LeBron önümüzdeki 4 sene içerisinde Golden State Warriors'ın hegemonyasına son verebilir mi? Bir kere Clay demiyor. Üçlü bir soru. Clay demiyor kimse. Yok öyle bir şey. Clay zaten kariyerinin sonuna kadar Golden State'de kalmak istediğini açıkladı. Hiç öyle bir Lakers durumu yok. Kawhi için diyorlar. Kawhi kendisi de söylüyor bunu. Los Angeles Clippers veya Lakers diyor. Ama hiç belli olmaz. Bunu Paul George da diyordu. O yüzden bunlara cevap veremeyiz. Bu şey Clay denmiyor, onu söyleyeyim. Melo bench'e çekilir mi? Pek çekilmeyecek gibi. Onu ilk 5-4 numarası olarak düşünüyorlar. Çünkü onların yani Houston oynadığı izolasyon oyununa uyuyor aslında Carmelo. Ama fiziksel olarak iyi durumda olması lazım. Eğer iyi durumda değilse o çekilebilir, o dert değil. LeBron Golden State'in hegemonyasına son verebilir mi? Gelecek sene yanına kimlerin geleceğini var. Eğer Kawhi Leonard gelirse, başka bir transfer daha olursa bu ihtimal artar ama şu an Golden State'in şu anki seviyesinin ancak Golden State onlara dur diyebilir. Ve yani gelişimine bakarak Boston diyebiliriz ama LeBron'un yanına kim, yani Kawhi da gelse işi çok zor. Çünkü Golden State kendi en, yani 2017 playofflarında oynadığı basketbol oynadığı zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Peki sıradaki soruyla devam edelim. LeBron'un da Lakers tercihinden sonra kısa vadede doğudan bir şampiyon çıkma olasılığı nasıl görünüyor? Boston'ın mevcut kadrosu şampiyonluk için yeterli mi, yoksa bundan sonra Batı Konferans finallerini bir süre NBA finali gibi mi izleyeceğiz? Burada Boston'la vallahi biraz konuşabiliriz aynen aslında. Aynen. Ya şöyle, çok haklı tabii LeBron'un da Batı'ya gitmesiyle. Batı Konferansı inanılmaz güçlendi. Bu sene daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Batı Konferansı'nda özellikle alt sıralardaki takımlar bile kadrolarını geliştirip kazanmaya odaklı, işte Phoenix'inden tut Sacramento'na kadar hamleler yapınca belki de NBA tarihinin en rekabetçi konferansı olacak bu seneki Batı Konferansı. Öyle böyle değil. Yani 12 tane falan playoff oynayan ve her biri birbirinden kuvvetli takım olacak. Alt sıralardaki de mesela bu sene kaybetmeyi oynayan takım yok Batı'da ya. Yani bu inanılmaz bir rekabet yaratacak gerçekten. Ama Doğu yani Doğu'da işte LeBron da ayrıldıktan sonra Doğu iyice bakileşti. İşin kötü yanı, Doğu ile Batı arasında dengesi bu kadarken bu sene ilk draftta ilk 4 sıranın seçimlerinin hepsi Batı'ya gitti bile, yetmezmiş gibi. Yani böyle bir talihsizlik de olur mu yani? Fakat şöyle bir şey var. Batı konferansındaki rekabet çok çok daha üst düzey olacak ama Boston, şey de bahsetmiş, Hakan Yılmaz da bahsetmiş. Çok acayip bir kadro kurdu. Şimdi Jason Tatum, Gordon Hayward, Kyrie Irving, Al Horford, Jaylen Brown temelinde. Bu 5'le oynamaları bekleniyor. İşte bunların arasında Kyrie Irving dışında böyle hani hepsi üst düzey oyuncu ama işte Jason Tatum süper yıldız olacak mı? Olmak üzere falan diye konuşuluyor. İşte Kyrie Irving oralarda ama biraz devamlılığı sorunlu falan. Fakat basketbolun değişiminden en fazla etkilenen, olumlu etkilenen takım olacak. Değişim derken bu
oyunun alan paylaşımı ve tempo basketboluna dönüşmesinden bahsetmiyorum. Son 2-3 senede bu alan paylaşımı ve tempo basketbolu da çok evrildi. Ve topla oynayıp topla yaratabilen switch basketboluna döndü bu. Tamamen adam değiştirme basketbolu. Ve artık sahada 2'den fazla, en az 3, mümkünse 4 tane topla oynayabilen, topla yaratabilen ve pozisyonlarını birbiriyle aralarında değiştirebilen oyuncu istiyorsunuz. Ve bu yapıya, yani eskiden mesela 3&D denen, yani 3 sayı atan ve savunma yapan dış oyuncular çok revaçtaydı. Robert Covington'lar, J.J. Redick'ler, Kyle Korver'lar. Şimdi onlar o kadar revaçta değil. Yavaş, daha doğrusu yavaş yavaş etkinlikleri düşüyor. Yavaş yavaş ya o kadar iyi şut atmasa da topu yere vurup topla bir şey üretebilsin istiyorlar. Ve Boston en revaçta ve en çok aranan bu oyunculardan 3 tane çok değerlisine sahip. Jason Tatum, Jaylen Brown ve Gordon Hayward'da. Gordon Hayward'ın da salgı döneceğini varsayarak konuşuyorum. Üstüne üstlük Kyrie Irving gibi oyundaki en önemli katma değer yaratıcısı. Benim hep 19-20. Basamak dediğim basamakları yaratan oyuncuya sahipler. Bir de topla oynayabilen Al Horford'da. Hani şu anda son 2-3 senede en verimli basketbol tanımı neyse, bu işte switch'e dayalı dış oyuncuların topla oynayabildiği basketbolun en iyi örneği, en iyi malzemesi Boston'ın elinde. Ha bu malzeme biraz daha henüz genç, henüz tam uyum sağlamakta, tam serpilince henüz noktasını görmedik. Ama Golden State kadar, tabii kalite olarak Golden State daha yüksek olabilir ama yeni basketbol uygunluk açısından Boston'dan iyi takım yok. Eğer rebound problemi yaşamazlarsa en büyük soru işaretleri olacak. Bu senin başarının en büyük nedeni Al Horford'un geçmişte oranla çok daha iyi rebound performansı sergilemesiydi. Ve takımın ona yardım etmesi. Olağanüstü bir koçla çok iyi bir savunma kurgusuna sahipler. Çok iyi bir yapıya sahipler. Çok iyi bir malzemeye sahipler. Rebound problemi yaşamazlarsa ciddi anlamda Golden State'in canını sıkabilecek. Ve eğer Golden State geçen seneki o prenses havalarına devam ederse Golden State'i yenebilecek bir takım durumdalar. Devam edelim. Bu sene Fenerbahçe'nin hedefleri yaptığı transferlerle yeterli olur mu? Tyler Ennis ve Geoffrey Lovren dışında başka transfer yapılmalı mıydı? Valla şöyle, Fenerbahçe'nin zaten sahip olduğu çekirdek Avrupa'nın en iyi 2-3 çekirdeğinden biri. Obradoviç'te olduğu sürece zaten Final Four'un favorilerinden biri. Hı hı. Şimdi yani Final Four cepte diyemezsin, spor bu çünkü. Ama en büyük favorilerden biri. Sezonu da öyle başlayacak. Ama geçen seneyle kıyasladığın zaman Tyler Ennis, Brad Wanamaker'a ki Brad Wanamaker istenenleri veremediği halde bence biraz daha geride. Yani Tyler Ennis çok çok iyi bir seçimdi. Geoffrey Lovren ise tam tersine takımın bütün eksiklerine nokta atışı adeta. Harika bir transfer. Ennis de eğer en azından Ocak, Şubat'a kadar Obradoviç tornasında biraz kendini bulursa, biraz o dağınıklığını biraz atıp biraz daha kendini kanalize edebilirse belli bir seviyeye gelir. Ben aslında iyi bir çok daha iyi alternatifler olduğunu düşünüyorum. Yani diğer bahsettiğim kim? Shane Larkin de Malcolm Delaney de çok daha iyi isimlerdi Tyler Ennis'ten. Tyler Ennis'e ama gelir. Oraya gelebilir. Sorun şu ki Nunnally'nin yerine bir şey koymadıkları için dış rotasyon daraldı. Hedefler için yeterli olur ama dış rotasyona bir oyuncu daha gerekiyordu bence. Herhangi bir sakatlık durumu formsuzluk durumu, lig maratonu düşünerek bir dış oyuncuya daha ihtiyaç var. Devam edelim. Son iki sorumuz kaldı. Getirelim onları da ekrana tek tek. Tofaş'ın potansiyeli nedir diye sormuş bir izleyicimiz. Valla önce bu seneki kadroyu sahada görmek lazım. Çünkü geçen sene yakalanan dinamiğin tekrar yakalanabilmesi için yani o vizyon hala var. O çok erken atan, çok çabuk gelen işte kadri kenardan girdikten sonra oyunu tamamen oyunun şeyini değiştirebilen, eksenini değiştirebilen takım. Thierry Henry sezon başında belki de takımın en zayıf halkası gibi gözükürken sezon bittiğinde en önemli parçası olmuştu ama onu kaybettiler. Şimdi bir Thierry Henry gibi bir oyun sürükleyici bulmadan aynı oyunu oynayıp oynayamayacakları bir soru işareti. Ama vizyon var, hedef var, koç orada, yapı orada. Sahaya çıkmadan bir şey söylemek zor ama geçen sene final oynayan, geçen sene ligi ikinci bitirip final oynayan, geçen senenin fiyat performans açısından en başarılı takımının aynı şeyi tekrarlamasını veya üstüne geçmesini beklemeyelim öncelikle. Çünkü o yapı korunsaydı eğer, ya da en azından büyük oranda korunsaydı yani hem Pierre Henry, işte Crocker'da ayrıldı çünkü yani hem Pierre Henry hem işte Meya, ki Meya bir yıl daha yaşlandı. Korunabilseydi bir şeyler söyleyebilirdik ama yeni harita orada, temel orada. Ama o birinci katı falan tamamen yıktık. Tekrar bir birinci kat çıkmak lazım. O yüzden onu gördükten sonra söylemek lazım. Ama potansiyeli için konuşursak
Bu yapının potansiyeli gene benzer hedefler doğrultusundadır. Ama hiç kolay olmayacak bu. Yani geçen seneki çünkü beklentinin çok üstüne çıkmış bir başarıydı. O yüzden beklentileri biraz daha sakin tutmak lazım. Son sorumuzu da getirelim ekrana. Galatasaray'ın yeni transferleri hakkında düşünceleriniz neler? Valla onu geçtiğimiz programlarda YouTube'da var. Hani seyredebilir izleyicilerimiz. Bol bol konuşmuştuk. Ama çok daha düşük vizyon yani. Hani çok daha sınırlı oyuncular. Ya açıkçası yırtıcı, ya, sınırlı oyuncuların çok daha yırtıcı olması gerek. Hani etkili olabilmesi için ve bir sinerji yakalayabilmesi için. Şu ana kadar öyle çok yırtıcı ve çok lider bir transfer gelmedi gibi. Sezon başladıktan sonra bunu tekrar değerlendirmek lazım ve transfer sonlandıktan sonra. Teşekkürler Kaan Kural. Programımızı noktalıyoruz sevgili izleyenler. Rebound'un sonuna geldik ama tabii ki yine hafta içerisinde Rebound programıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.